2, 3. Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, Gönen Bayramiç Mahallesi'nde 530 metrekare bir bağlığımız var. Bağlığımızın içerisinde tek odalı bir evimiz var. Mal sahibi buraya bağlığına bir ev yapmış. Yazlık kullanım için. Yerimiz burası. Şöyle tahtadan bir kapı yapmış. Etrafını beton çitlerle, telle, dikenli telle bu şekilde etrafını çevirmiş. Evet. Şöyle kapıyı bir açalım. Şöyle içeriye girelim. Evet. Şöyle yerimizi şöyle gel. Evet, yerimiz burası. Biraz daha gel böyle hatta. Bakın böyle bir bağ evi yapmış. Betonarmeden yapmış bu evi. Bahçesi bu görünen bu alan. Şöyle orta kısmına bir beton atmış. Yürüyüş yeri bağ evine ulaşmak için. Olur da yağmur yağar, çamur olmasın diye. Etrafını gördüğünüz gibi beton direklerle, dikenli telle bu şekilde çevirmiş. Hafif böyle dikdörtgen şeklinde bir yer. Hemen buraya bir kuyu yapmış. Bakın burada kuyu. Yaklaşık bu herhalde bir 10 metre vardır. 8-10 metre var. Kuyu yapmış. Bu şekilde künklerle. İçinde su var. Efendim. Yani bahçe sulamak için suyu da var. Ama elektrik yok burada. Burada elektriği güneş panelinden alacaksınız. Güneş paneli koyacaksınız buraya. Yazlık kullanım için güzel bir yer. Evet, devam edelim. Şöyle bir gösterelim. Şöyle. Şöyle gel abi, buradan göster. Bakın, kenarlara saksılar koymuş. Böyle güzel bir gösteriş olsun diye. Efendim, şöyle yürüyelim. Buradan bakın hortumu böyle çekmiş. Yukarıya herhalde suyu alıyor. Evet. Burada da daha önce herhalde damlama sistemi yapmış. Burada demek ki domates, biber falan o tarz bir şeyler bakmış zamanında. Evet. O borular da şu an boşta. Onlar da kullanılabilir. Evet. Evimizin hemen sağ tarafında ufak bir ardiyesi var. Böyle güzel bir dizayn yapmış oraya, böyle bu güzel göstermiş evi. Şöyle bir balkon yapmış şu kısma oturmak için. Evet, burada bir demirden böyle bir kapı yapmış buraya. Yerleri taş yapmış. Şuraya bir mutfak kısmını bu şekilde yapmış. Ayrıca buraya bir lavabo koymuş ekstradan. Buraya bir çekyat atmış. Şöyle üstünü bir lambiri yapmış. Gel böyle. Bakın. Burada yazın çok güzel. Oturun burada. Çayınızı, kahvenizi içebilir. Mangalınızı yakabilirsiniz. Şöyle geldiğimiz noktayı gösterelim. Bakın. Aracı oraya koyduk. Buradan geldik. Kuyu aşağıda. Burası yürüyüş yolu. Bahçe kısımları sağlı, sollu. Güzel bir bahçe. Tabii buraya her türlü sebzenizi ekebilirsiniz. Evet, şimdi giriş kısmı, evin kapısı, demir bir kapısı var. Bakın bu şekilde, kapısı sağlam. Dediğim gibi mutfak kısmını bu şekilde burada değerlendirmiş. Yani su kapalı şu an. Tabii bu su herhalde oradan geliyor. O hortum buraya geliyor herhalde, buraya bağlı. Evet, şu an kapalı. Yani mal sahibi burada değil, kendisi satmaya karar verdiği için gitmiş. Artık gelmiyor. Tabii bunu siz bağlantılarını yaparsınız. Evet. Evimizin içine girelim. Şöyle. Evet. Şey var. Şöyle çıkaralım. Ayakkabımızı. Halı var. Yerde. Buraya böyle bir tezgah koymuş. Tavan kısmını lambir yapmış bu şekilde. Buraya bir çekyat koymuş. Burası bahçe kısmı. Karşısında zaten Manyas ana yol, Gönen Manyas arasında 100-150 metre mesafe var. Yani burada ulaşım sorunu yok. Yarım saatte bir araç
gelip gidiyor. Yerleri taş yapmış bakın. Bu şekilde. Bir odası var böyle. Başka da oda yok. Burada da tuvalet, banyo şeklinde kullanacağınız. Şöyle bir göster abi sen içini. Lavabosu. O yine orası da aynı şekilde. Bir de alafranga tuvaleti. Buraya bir duş konacak. Bir şofben koyacaksınız buraya. Bir şofben eksik burada gördüğüm kadarıyla. Su bağlantıları yapacaksınız. Bir de güneş enerjisi koyacaksınız. Efendim burayı yazlık olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel bir yer. Benim hoşuma gitti. Yani biraz tabii eksikleri var ama siz bu eksikleri tamamlarsanız. Şu kısım güzel. Şurası. Yani insan böyle oturacak. Burada çayını içecek, yemeğini yiyecek. İşte yazlık için güzel bir yer. Tabii yol yakın, araç sesleri geliyor. Çok yakın değil ama biraz ses geliyor. Evet. Bir de buraları da güzel yapmış böyle. Bunlar buraya bir hava katmış yani. Buradan da bir kapı yapmış. Buradan da asıl yol burası. Tabii adam bu yol kullanmadığı için adam yolu sürmüş yani. Efendim. Burada hortumlar bakın buraya kadar gelmiş. Buradan ağaca, evet. Burada deposu var. Böyle gelelim. Böyle de deposunu. Gel böyle, böyle göstereyim. Bakın. Depo kuyudan suyu hortumla, bakın hortum geliyor burada. Hortum burada. Geliyor. Buradan ağacın üstünden çıkıyor. Zeytin ağacı bu. Buradan suyu buraya dolduruyor. Demek ki bu depodan da o eve gidiyor. Aynen. Evde kullanılıyor. Lavaboda, duşta, işte banyoda, tuvalette kullanılıyor. Güzel. 1500 litre. Bu yeter. Boşaldıkça suyu oradan basacaksınız. Şamandıra ile herhalde otomatik burası. Otomatiktir. Evet. Tabii bir senedir belki gelen giden yok. Bakımsız kalmış. Tabii bir elden geçirilmesi, ufak bir masraflar yapılması lazım. Bu şekilde dikenli tel. Böyle tamamen kapalı değil de böyle 1, 2, 3, 4, 4 sıra mı yapmış? 5. Bir de alta yapmış, 5 sıra. Bakın araçlar geçiyor karşıda. Gönen Manyas yolu 100-150 metre. Her daim yarım saatte bir Gönen'den buraya araç var. Aracınız mı yok? İşte burası size göre. Her daim ulaşım sorunu yok. Bir de şuradan gösterelim. Bakın. Bu şekilde güzel bir görünüm katmış burası. Evet, evimizin balkon kısmını gösterelim. Evet. 530 metrekare, 530 metre. Tapuda bağ diye yazıyor. Bu bağ yerine adam gelmiş bir yer yapmış. Ve yıllardır burası var. Ben bayağıdır burayı görüyorum. Var yani burası. Hani yapılmaz, olmaz diyorlar ya işte tamam resmi değil ama bu tarz yerlere de burada bir şey demiyorlar. 5-6 senedir ben biliyorum bu burada bu bağ evi yapılmış efendim. Buna benzer böyle 500 metre bir dönüm iki dönüm tarlalarda efendim bağ yerlerinde köyün dışında iki yerlerde bu şekilde konteyner koyuyorlar. Bu şekilde bir şeyler yapıyorlar izin almadan. Bunları yapanlar oluyor. Tabii işin resmi prosedürüne girerseniz işler bayağı biraz yorucu oluyor. Yani evrak işleri, bir izin almak için nereden baksanız bir seneyi buluyor. Bu da tabii müşterileri yoruyor efendim. Burası hazır bir sistem. Almak isterseniz biz Gönen'deyiz. Adresimizi biliyorsunuz. Telefon numaralarımızı zaten yazıyorum ekrana. YouTube'dan takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Fiyatını alta yazacağım. Göreceksiniz zaten. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Evimizin ana yoldan Gönen Manyas yolundan görünümü. Bakın şu şekilde bağlığımız, bağ evimiz. Burası da
Gönen Manyas yolu Dubleyo. Köyde karşısı. Araçlar geçiyor. Yaklaşık 100-150 metre mesafesi var. Köye de yaklaşık 300-400 metre mesafede.